Merhaba arkadaşlar. Bugün 6. sınıf Türkçe dersinin 2. dönem 2. yazılı sorularını çözeceğiz. Yanında yine Özge var. Özge ile beraber soruları çözeceğiz. Merhaba Özge. Merhaba. Şimdi 1. sorudan başlayalım. Birinci sorumuz bir parça sorusu. Önce parçayı okuyalım. Disleksi dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ile matematik yeteneklerinin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlüklerle kendini gösteren bir öğrenme bozukluğudur. İlkokula başlayan disleksili çocuklarda eğitim alabilecek zihinsel gelişim henüz tamamlanmadığı için okuyamazlar, yazamazlar ve matematiksel işlemleri kavramada zorluk çekerler. Evet parçayı anladın değil mi? Evet. Şimdi parça sorularını çözerken ilk önce parçayı güzelce okuyup anlamamız gerekiyor. Ondan sonra soru çözümüne geçiyoruz. Şimdi yukarıdaki metinde bahsedilen disleksi rahatsızlığı olan bir çocuk hangisini yapmakta zorlanmaz? Şimdi e, disleksi hastalığı olan bir kişinin yaşadığı zorluklar şurada anlatılıyor değil mi? Evet. Dinlemede zorlanır mı? Evet. Zorlanır. Konuşmada zorlanır mı? Evet. Zorlanır. Matematik işlemlerinde zorlanır mı? Evet zorlanır. Bunda da zorlanır. Fakat resim yapmakta zorlanır diye bir ifade geçmediği için doğru cevabımız D şıkkıdır. İkinci sorumuz. Disleksi rahatsızlığı olan bir çocuk neden okumakta zorlanır? A. Zihinsel gelişim tamamlanmadığı için mi? B. Yeterince çalışmadığı için mi? C Ailesi destek olmadığı için mi? D Okulu sevmediği için mi? A Zihinsel gelişim tamamlanmadığı için. Evet, bu ifade nerede geçiyor? Bak, zihinsel gelişim henüz tamamlanmadığı için okuyamazlar, yazamazlar ve matematiksel işlemleri kavramada zorluk çekerler diyor. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı. Üçüncü sorumuz deyimlerle ilgili bir soru. Aşağıdaki deyimleri zıt anlamlıları ile eşleştiriniz. Şimdi ateş bağısının zıt anlamlısı şu mavi ile yazılanlardan hangisi olabilir? Ee, sudan ucuz. Evet ateş bağısı çok pahalı olduğunu belirtir. Sudan ucuz da çok ucuz olduğunu belirtir. Dili çözülmek. Ee, dili tutulmak. Evet. Burnunu sokmak e, etliye sütlüye karışmamak Evet. Burnunu sokmak her işe karışmak anlamına gelir değil mi? Evet. Fakat bunun tam tersi olan etliye sütlüye karışmamak da hiçbir şeye karışmamak anlamına gelir. Evet. Söz dinlemek. Burnunun dikine gitmek. Evet. Söz dinlemeyi zıt anlamlısı da burnunun dikine gitmek. Dördüncü sorumuz. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimedeki ses olayının hangisi olduğunu işaretleyiniz. Şimdi ilk cümlemize bakalım. Irmaktan yavaşça geçti. Buradaki yavaşça kelimesindeki ses olayı hangisi? Ünsüz benzeşmesi. Ünsüz benzeşmesi değil mi? Yani fıstıkçı şahap. Burada ünsüz benzeşmesi var. Minicik bir eli vardı. Buradaki minicik kelimesindeki ses olayı hangisi? e, ee, düşmesi minik olma, minik olması gerekirken minicik olmuş. Oradaki K harfi düşmüş. Evet güzel. Yani ünsüz düşmesi var burada. Çiçekleri kokluyor. Burada hangi ses olayı var? Ee, ünlü daralması. Evet güzel. Ünlü daralması var burada değil mi? Koklamaktan kokluyor olmuş. Buradaki A harfi U olarak daralmış. Yazık. Gencecik öldü. Buradaki ses olayı hangisi? Ee, ünlü türemesi. Ünlü türemesi değil mi? Burası gençtir değil mi? Evet. Genç, çık. Araya E harfi girmiş. Yani ünlü türemesi var burada. Bunun rengi güzelmiş. Buradaki rengi kelimesindeki ses olayı hangisi? Ünsüz yumuşaması. Güzel. Buradaki renk kelimesi K harfi G yumuşamış. Burada ünsüz yumuşaması var. Beşinci sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş sözcük yoktur? A. Yolcu yolunda gerek demişler. Burada türemiş sözcük var mı? Var. Hangisi? Yolcu. Yolcu değil mi? Yapım eki almış olan kelimeler türemiş sözcükte hatırlarsan. Buradaki yolcu kelimesinde yol kelimesi cü ekini almış ve yolcu olmuş. Türemiş sözcüktür. B. Ayşegül çok bilgili bir kız. Burada ee, türemiş sözcük var mı? Evet var. Hangisi? Bilgili. Bilgili değil mi? Bilgiden bilgili olmuş. C şıkkı. Adamlardan biri yolun ortasında durdu. Ee, burada var mı? Burada yok. Yok değil mi? D şıkkına bakalım. Bu yemek çok tuzlu. Burada türemiş kelime var mı? Burada var. Tuzlu kelimesinde e, türemiş sözcük var. Evet. Tuzlu kelimesi türemiş sözcüktür değil mi? Tuzdan tuzlu olmuş. C şıkkında herhangi bir türemiş sözcük yoktur. Altıncı soru. Aşağıdaki cümlelerde yer alan ki'lerin türünü yazınız. Evet. ilk cümlemize bakalım. Seninki nerede? Buradaki ki... Sıfat mıdır, ilgi zamiri midir, bağlaç mıdır? İlgi zamiri. Evet, buradaki ki ilgi zamiridir değil mi? Evet. Ondaki akıl kimsede yok. Sıfat yapan ki. Evet, ondaki akıl, buradaki ki sıfat yapan kidir. Acaba çocuğa kızarlar mı ki? Ee, bağlaç olan ki. Evet, güzel. Bağlaç olan ki değil mi? Denizdeki fırtına yaklaşıyor. Ee, sıfat yapan ki. Güzel. Denizdeki fırtına buradaki ki sıfat yapan ki'dir. Bahçedekiler içeri girsin. İlgi zamiri ki. Evet. Buradaki ki de ilgi zamiridir değil mi? Bahçedekiler. Evet. Yedinci soru. Aşağıdaki cümlelerdeki sıfatları bulun. Altını çizip hangi tür sıfat olduğunu işaretleyin. Şimdi ilk cümlemize bakalım. Mavi gömlek sana çok yakıştı. Buradaki sıfat hangisi? Ee, mavi gömlek buradaki mavi sıfattır e, değil mi? Evet, evet. Niteleme sıfatıdır. Niteleme sıfatı. Güzel. Bazı çocuklar ders çalışmayı sevmez. Buradaki sıfat hangisi? Bazı. Buradaki bazı kelimesi belgesiz sıfattır. Güzel. Bazı çocuklar buradaki bazı kelimesi Belgisiz sıfattır. O kitabı ben de okudum. Ee, o işaret sıfatı. Buradaki o sıfattır ve işaret sıfatıdır. İki kişi yolda yürüyordu. Ee, i̇ki kişi sayı evet. sıfatı. Evet buradaki iki sıfattır ve sayı sıfatıdır. Hangi okula gidiyormuş? Hangi soru sıfatı? Evet hangi okula? Buradaki hangi kelimesi sıfattır ve soru sıfatıdır. Şimdi bir cümledeki sıfatları nasıl buluyoruz? Sıfatlar bildiğin gibi isimden önce gelir değil mi? Mutlaka evet. bir isim olması gerekir bir sıfat olması için. Buna dikkat et tamam mı cümlelerden? Sekizinci soru. Aşağıdaki kelimelerin kökünü ve ekini yazınız. Yapım ekimi, çekim ekimi olduğunu belirtiniz. Tuzluk kelimesi. Şimdi bunun kökü hangisidir? E, tuz. Evet. Kökü tuzdur. Eki de luktur. Yapım eki midir, çekim eki midir? Yapım eki. Yapım ekidir değil mi? İsimden isim yapan yapım ekidir. Tuz da isimdir. Tuzluk da isimdir. Martılar. Martılar kelimesinin kökü hangisidir, eki hangisidir? Kökü martı. Evet. Eki Lar. Evet. Güzel. Yapım eki midir? Çekim eki midir? Çekim eki. Çekim eki. Evet. Burada çoğul eki almış değil mi? Çoğul ekleri çekim ekleriydi. Evet. Yazdır. Kökü hangisidir? Kökü yaz ekidir. Evet. Ee, yapım ekidir. Yapım ekidir. Fiilden fiil yapan yapım ekidir değil mi? Evet. Yazmak, yazdırmak. Fiilden Fiil yapan yapım ekidir. Balığı. Balık, kökü, eki, evet. ı, evet. çekim ekidir. Çekim ekidir değil mi? Hal eki almış burada. Hal hepsi çekim ekiydi değil evet. mi? Defterim. Defter, kök, evet. im, ek, evet. çekim eki. Çekim eki. Burada. Yelik eki almış. Evet güzel. Çekim ekidir ve yelik eki almış. Yeri kekleri de çekim ekiydi. Dokuzuncu soru. Aşağıdaki altı çizili kelimelerin sıfat mı, zamir mi olduğunu bulunuz. Türünü belirtiniz. Şimdi ilk cümleye bakalım. Şunu çöpe döker misin? Bu sıfat mı, zamir mi? Zamir. Zamir değil mi? Ne zamiri? İşaret zamiri. Güzel. İşaret zamiri. Bu telefon babama ait. Buradaki bu kelimesi sıfat mı zamir mi? Sıfat. Evet. Ne sıfatı? İşaret sıfatı. Güzel, işaret sıfatı. Annem bana hediye almış. Buradaki bana kelimesi sıfat mı zamir mi? Zamir. Ne zamiri? Kişi zamiri. Kişi zamiri, güzel. Hangi okula gidiyorsun? Buradaki hangi kelimesi sıfat mı zamir mi? Sıfat. Ne sıfatı? Soru sıfatı. Soru sıfatı. Güzel. Bazı çocuklar ders çalışmayı sevmez. Buradaki bazı kelimesi sıfat mı zamir mi? Sıfat. Evet. Ee, belgesiz sıfat. Güzel. Belgesiz sıfat. Peki bir kelimenin sıfat mı zamir mi olduğunu nereden anlıyorsun? Ee, Önünde her bir tane isim varsa bu kelime sıfattır. Evet. Sıfatların önünde mutlaka bir isim olması gerekiyor değil mi? Evet. 10. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde D'nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? A. Tüm kıyafetlerimi evde unutmuşum. B. Bu kıyafetleri ben de çok beğendim. C. Durumu oğluna da bildirdi. D. Sokakta yalnız yürüyordum. Hangisinde D'nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık var? A. Tüm kıyafetlerimi evde unutmuşum. Evet burada yanlışlık var değil mi? Burada ne var? D kelimesi burada halekidir değil mi? Evet. Halekleri de bitişik yazılması gerekir. Evet bir tane de bonus sorumuz var. Noktalama işaretleri ile ilgili. İyi yaşamanın sırları şunlardır. Dengeli beslenme, spor yapma, düzenli yaşama. Bu parçadaki parantez içi boşluklara sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? Şimdi ilk boşta hangisi gelmelidir? İlk boşta iki nokta gelmelidir. Evet, bir açıklama yapacağı için iki nokta gelmelidir. İkinci boşta ee, virgül. Virgül değil mi? Son paragraf hangi noktalama işareti gelmesi gerekir? Ee, üç nokta. Üç nokta değil mi? Çünkü anlatacakları henüz bitmemiş. Doğru cevabımız hangisi? 5. Evet arkadaşlar yine bir kitap hediyemiz olacak. Kitap hediyesine katılmak için arkadaşlar 13 Mayıs 2018 akşam saat 22'ye kadar bu videonun altına yorum yazmanız gerekiyor. Kura çekimini 14 Mayıs 2018 tarihinde yapacağım. Ve o gün yayınlanacak olan videoda kazanan kişiye açıklayacağım. Kazanan kişiye bu ekranda görmüş olduğunuz kitabı göndereceğim arkadaşlar. Bu kitap altın sınıf parasız yatılı ve bursluk sınavında son altı yılda çıkan soruların tamamının çözümünün yer aldığı bir kitap. Kuraya kazanan kişiye bu kitabı göndereceğim. Kuraya katılmak için arkadaşlar dediğim gibi bu videonun altına yorum yazmanız yeterli. Evet arkadaşlar Bugün anlatacaklarım bu kadardı. Hepinize sınavınızda başarılar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.